Kıymetli dostlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu bölümde sizlere bir cihan imparatorunun bir dervişin karşısındaki tevazuunu ve teslimiyetini anlatmaya çalışacağız. Başlamadan önce hatırlatmamızı da yapalım efendim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı ve beğenilerinizi mutlaka bekliyoruz. Bunlar bu kıymetli bilgilerin daha geniş kitlelere ulaşması için büyük ehemmiyet taşımaktadır. Evet efendim, şimdi gelelim anlatacaklarımıza. Efendim, Ebul Vefa Hazretlerini anlatmaya çalışacağız inşallah. Kendisi İstanbul'daki meşhur velilerden. Konya'da doğdu, doğum tarihi bilinmemektedir. 1490 tarihinde İstanbul'da vefat etti. İsmi verilen vefa semtinde kendi adıyla anılan caminin sol tarafına defnedildi. Sonradan kabri şerifi üzerine yeşil kubbeli bir türbe yapıldı. Vefa Konevi Hazretleri ilk tahsilini yaptıktan sonra Edirne'de Debbahlar Camii imamı Şeyh Muslehiddin'e talebe oldu. Bir müddet bu hocasından ilim öğrenip feyz aldı. Sonra hocasının tavsiyesi üzerine evliyanın büyüklerinden Abdüllatif-i Kutsi Hazretlerinin sohbetlerinde bulundu. Hem din hem de fen ilimlerinde mütehassıs olarak yetişti. Tasavvuf ilminde ve hallerinde de yetişip yükseldi. Şeyh Vefa Hazretleri bir ara hacca gitmişti. Hacdan deniz yolu ile dönerken yolda Hristiyan korsanları tarafından gemisi yağma edilip kendisi de esir edildi. Rodos Adası'na götürülüp hapsedildi. Zamanının gözü pek kahramanlarından Kahramanoğlu İbrahim Bey tarafından esir alanlara para verilmek suretiyle esaretten kurtarıldı. Hürriyetine kavuştu. İstanbul'a dönüşlerinde şimdi kendi ismi ile anılan Vefa semtine yerleşti. Vefatına kadar burada yaşadı. İnsanlara doğru yolu göstermek, dinimizin emir ve yasaklarını bildirmekle meşgul oldu. Sözleri gayet belli ve açık olup dinleyenlerin kolaylıkla anlayabileceği şekildeydi. Çok ibadet ettiğinden sohbetine gelenleri ancak belli vakitlerde kabul ederdi. Sohbetleri pek tatlı olup herkesin onu dinlemek için ve yüzünü görmek için aşık olduğu bir zattı. Sözleri hikmetli ve nükteliydi. Din hususunda hiç taviz vermezdi. Bu hususta titiz ve celalliydi. Dünyaya düşkün olanlara iltifat etmez, dervişlerle dünyaya düşkün olmayanlar ile sohbet etmeyi severdi. Zamanının meşhur kimseleri kapısına gelir, sohbetine kavuşmak için kabul etmesini beklerdi. Efendim, bir defasında Fatih Sultan Mehmet Han kapısına kadar geldiği halde onunla görüşmemiştir. O da üzülerek geri dönüp gitmiştir. Onunla görüşmemesinden dolayı kendisi de üzülmüş, hatta gözlerinden iki damla yaşı yanaklarına inmiştir. Yanında bulunanlar, efendim neden padişahı kabul etmediniz? Hem siz buna üzüldünüz hem de o üzüldü dediler. Ebul Vefa Hazretleri gözünden akan iki damla yaşını eliyle silerek doğru söylersiniz. Ama inanıyorum ki benim ona olan sevgim ve onun bana olan ihtiyacı bize asıl vazifemizi unutturacak kadar fazladır. Dostluğumuz, sohbetimiz birçok vatandaşın işinin yarım kalmasına sebep olacak, sonunda dayanamayıp padişahlığı bırakmak isteyecek. Şimdi anladınız mı sultanı niçin kabul etmediğimi buyurdu. Sultan 2. Beyazıt-ı Veli Ebul Vefa Hazretlerini çok sever ve üstün tutardı. Kızını evlendirirken nikahı teberrüken Vefa Hazretlerinin yapmasını ve onun huzurunda olmasını istedi. Vefa Hazretlerine 40 bin akçe göndererek durumu arz etmişti. Fakat Vefa Hazretleri bu hediyeyi kabul etmedi ve Muhyiddin Konevi Efendi vardır, fakirdir, bu parayı ona verirsiniz. Bereketli bir zattır, onu getiriniz. Bu işi o yapsın buyurdu. Bunun üzerine o zatı getirip nikah kıydırdılar. Efendim, bir bahar günü Vefa Hazretlerine mevsim güzel, hava çok hoş, Allah'ın rahmet eserlerini görmeniz için dışarı çıkmanızı istirham ederiz dediklerinde bugün müsaade edin. Akşam her zaman yediğimden bir lokma daha fazla yiyeyim de dışarı çıkacak kuvvetim olsun buyurdu. Kendisine şehrimize şu kadar ağırlıktaki taşı kaldıran ve şu kadar ağır yük taşıyan birisi geldi dediklerinde abdest ibriğini taşımak ondan zordur
buyurdu. Bu ne doğru ve ne güzel bir cevaptır. Çünkü ağır taşı kaldırmak ve ağır yük taşımada nefsin hazzı vardır. Bunun için nefse kolay gelir. Fakat abdest ibriğini taşımakta ise nefse muhalefet vardır. Bunun için nefse daha zor ve daha ağır gelir. Ebu'l-Vefa Hazretleri astronomi ve astroloji ilimlerine vakıftı. Çok talebe yetiştirdi. Güzel halleriyle meşhur oldu. Sultan II. Beyazıt-ı Veli Ebu'l-Vefa Hazretlerini çok severdi. İlminin, yaşayışının hayranıydı. Bu sebepten vefat ettiği zaman cenaze namazında bulundu. Hatta o esnada kefenini açıp yüzüne bakarak eskiden beri olan hasret ateşini bir parça olsun dindirmek istedi. Kefenini açıp baktıklarında Ebu'l-Vefa Hazretleri yüzünü diğer eliyle kapatmıştı. Evet değerli dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir başka programda görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık efendim.